Arkadaşlar merhaba, ben Rüştü Hoca. Eğer yerinizde olsaydım şu dakikalarda, şu kalan 6-7 günde neyse artık neler yapardım, şimdi onları söyleyeceğim size. Bakın dikkat. Yerinizde olsaydım arkadaşlar ne yapardım? Çok sık çıkan konuları listeler, her gün bir iki konu koyar. Bu çok önemli. Bol bol tekrar yapardım. Her güne bir iki konu. Her güne bir iki konu. Sadece Türkçe yok tabii ki sınavda. Sadece Türkçeden bahsetmiyorum. Matematik olur, fizik olur, biyoloji, kimya olur fark etmez. Her güne birer konu seçersin. Günde 6-7 konu olur. Birer saatten 6-7 saati öylelikle doldurmuş olursun. Doğal olarak yerinizde olsaydım belki de en çok yapacağım şey bu olurdu. Bir iki konu her gün tekrar yapardım. Lütfen dikkat. Bu bir cepten kaçmasın. Devam. Yerinizde olsaydım olumsuz yorumlara güler geçerdim. Vallahi billahi. Yani artık senden şu olmaz, sen şöyle yapamazsın, şu kadar net yaptığına göre ya sen daha 20'leri görüyorsan sınavda mümkün değil bunlar. Bunların hepsini bir çöpe attın. Sınav kendi içerisinde dinamikleri olan bir şey, hiç bilemezsin. 25-26 netlerde gezersin, sınavdan bir çıkarsın 32-33 net, bilemezsin. 35-36'larda gezersin, sınavdan bir çıkarsın 27-28'ler. Çok ciddi bir uçurum olmaz ama birkaç net oynayabilir, hiç bilemeyiz bunları. O yüzden olumsuz yorumlara kulakları tıkamanın tam zamanı, hatta geçiyor bile zaman, lütfen dikkat. Yerinizde olsaydım her gün 9 ve 10 arası, bakın dikkat, 9 ve 22 arası en az 7-8 saat yüklenirdim hocam. Daha fazla yüklenirdim de en azından bu ortalama olarak herkese hitap eden bir ifade. 9'da 10, belki 12 falan da bulabilirdik, yardırabilirdik ama hayır. 9'da 22 arası arkadaşlar, sizin yerinizde olsam rahat bir 7-8 saati çok çok rahat devirirdim. Yerinizde olsaydım hiç yapamadığım konuları, bu arada neden yumuşak G ve I'yi koymamışım, hiç yapamadığım konuları arkadaşlar tamamen rafa kaldırdım. Kesinlikle. Yani at gitsin ya hocam, şu konuyu ben hiç anlamıyorum. At artık o konuyu. Şu 6-7 günde Allah aşkına hiç bilmediğiniz, çok sıkıntı yaşadığınız, zorlandığınız, hala sorularını çözemediğiniz konularla uğraşmayınız. Yeni bir konu öğrenmeye çalışmayınız. Daha önce bahsetmiştim, yeni konu öğrenmek yok, artık bol bol tekrar var diye. Şu 6-7 günde hangi konu olursa olsun bitirilmesi, herhangi bir kitaptan denemelerinin yapılması, konunun iyice oturtulması neredeyse imkansız. Doğal olarak boş ver gitsin ya. Sen bildiğin konulara şu an yüklen ve uzmanlaş artık. Yerinizde olsaydım artık gündeme tamamen kendimi kapatırdım. En büyük sorunumuz bu zaten arkadaşlar. Ciddi anlamda gündemi kaptırmış durumdayız. Sınava kalmış bir hafta, hala sınav ertelenir mi sorusuyla kendimizi kandırıyoruz. Boş verin gitsin ya, ertelensin, ertelenmesin. Bir ay sonra alınsın, hemen yarın olsun fark etmez. Artık bir hafta kaldı. Ne değiştirebileceğiz, değil mi? Neler yapacağız biz, ona bakalım lütfen. Şu bir hafta içerisinde tabii ki çok şey değişecek. Onun için kasmanız gerekecek. Boş verin, sınav ertelensin, ertelenmesin. Onu o işte uğraşanlar uğraşsınlar, anlaşsınlar değil mi? Onlar konuşsunlar. Lütfen siz bunlarla vakit kaybetmeyin. Siz şu an tamamen sınav 27'sinde olacak edasıyla yoğun bir şekilde çalışmaya, bu söylediklerimizi yapmaya devam ediniz. Yerinizde olsaydım net hedefimi daima tavanda tutardım. Ya sen 40'ı hedeflersen 38-39'u görürsün. Sen 35'i hedeflersen 33-32'yi görürsün. Ben şunu hiç görmedim. Hocam hedefim 35 inşallah olacak. 38 net yaptım ya. Mümkün değil. Böyle imkansız bu. Yok böyle bir şey. Hedefi ne kadar yüksek tutarsanız aşağı inişiniz o kadar az olur arkadaşlar. Hocam bana 20 yapsam yeter diyen öğrencinin netini ben sana söyleyeyim. 12-13 net anca yapıyor. Bu. Hocam ben hesapladım. Yani 25 net yapsam yeter bana diyor. Bir bakıyorsun 20 net, 13 net ulaşamıyor. Hedefi daima tavan tutun. Ha, tavan tutun demek hepsinde full çekin demek değil. Ya hocam bir gerçekçi de olmak lazım tabii ki. Türkçeden kesin 40 yapacağım diye girmek değil. Kaç net yapıyorsun? 25-26. Hocam benim bu sınavda hedefim 30 ya. 30'u bulmam lazım. Senin yapacağın net 25-26 zaten. Tamam. Yani yapacağınız netleri lütfen bir 8-10 net, 5-6 net olsun haydi. 5 net diyelim haydi, ortalama toparlamış olalım. Ekleyerek hedef koyunuz, olur mu? Mümkün mertebe. Hedefi ne kadar yüksek tutarsanız aşağısı o kadar sizi mutlu eder. Tamam. Yerinizde olsaydım sınavdan bir gün önce bile şöyle bir göz gezdirdim, kesinlikle çalışırdım. Sınavdan bir gün önce tamamen bırakın falan filanlara ben çok inanmıyorum. Çünkü kendim yaptığım zamanda ve son çalıştığım gün inanın çok zor kazandım. Ve şuna inanıyorum, son ana kadar bakmanızda büyük fayda var. Ama yine de çok böyle sınav sabahı falan geçiyor günü çalışmak değil de sınavdan böyle ne bileyim yarın sınav mı olacak, bugün böyle 8-9 gibi bırakırsın. Kafanı son 4-5 saat dinlendirmiş olursun. Yani göz atmakta fayda var. Oturup aralarıl tabii ki son gün test çözün, denemeler yapın demiyoruz. Ama konulara şöyle bir göz atmanızda, bir kere de olsa okumanızda büyük fayda göreceksiniz. Sınavdan sonra da söyleyeceksiniz. Hocam iyi ki bakmışız. Son dakikada gözüme çarpan şu bilgi geldi diye. Çünkü o an hiç unutmayacağınız şeyleri okuyacaksınız. Yerinizde olsaydım 9 ve 12 arasını kesinlikle tamamen denemeye ayırırdım. Hiç. Bak bu tartışmasız. Hani demiştim ya 9'dan 22 arası çalışın diye 7-8 saat. İşte o 7-8 saatin yaklaşık bir 2-3 saatlik kısmını, 9 ve 12 arasını ne yapardım? Tamamen denemeye ayırırdım. Çözerdim denememi. Alırdım roman okuyor gibi sorulara bir göz atardım. Hangilerini yanlış yapmışım? Şu 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 konular. Hemen onların bir genel tekrarlarına bakardım. İlgili testleri çözerdim. Tamamdır. Ya da testim yok hocam, kitabım kalmadı, artık konu tekrarından da sıkıldım. Şöyle bir göz atardım ya, hangi soruyu niye yanlış yapmışım? Şıklarına bakardım. Kesin. 9 ve 12 arası
benim için deneme saati olurdu. Yerinizde olsaydım son 6-7 günü, yani şu kalan günleri ya, en sevdiğim şeylerle geçirirdim. Yani ders çalışacağız tabii ama onun yanı sıra en sevdiğim müziği dinlemek gibi her gün. En sevdiğin yiyecek içeceği vesaireyi yemek içmek gibi, denemenin yanında olmasın da. Yani testlerin yanında vesairelerde olur. Denemede ciddiyet istiyoruz çünkü. Testlerin yanında böyle videoları dinlerken çok sevdiğin bir kupa olabilir, çok sevdiğin bir çay olabilir, çok sevdiğin bir müzik olabilir. O seni ciddi anlamda sınava motive edecektir. Hocam yerinizde olsaydım, yerinizde olsaydım da yerimizde değilim. E o zaman tüm bu saydıklarımı sen yapacaksın.